La ilahe illallah, la ilahe illallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, Rabbimiz nasip ederse bu akşam Allah-u Teala'nın mümin evlerin sakinlerini uyardığı, cehennem ateşinin sıcaklığını hissettirerek mümin evlerin fertlerini silkelediği, cehennem içerisindeki bekçileri tasvir ederek mümin erkek ve mümin kadınların kalplerini yumuşattığı Tahrim Suresi 6. ayetini gündeminize taşımak istiyorum. Evvela nefsimin, sonra ehlimin, sonra da mümin erkek ve mümin kadınların bu ayetin nurunda terbiye olmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Aziz dostlarım, Tahrim Suresi 6. ayetinde Cenab-ı Allah şöyle başlamaktadır. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu, ku enfusekum ve ehlikum nara, ve kuduhan nasu vel hicara. Ey iman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan o ateşten, cehennem ateşinden kendinizi, nefsinizi ve ehlinizi koruyunuz. Rabbimiz seslenmektedir. İman eden gözyaşlarını, terlerini, kanlarını cennet nimetleri için birleştiren, büyük musibetlerin içinde en acılı anlarda sabrı, nimetin en bol olduğu zamanlarda şükrü yudumlayarak alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasını kazanmak isteyenlere Allah seslenmektedir. Öyle bir hitap ki içerisinde insanın şerefini arttıracak, aynı zamanda ona duyduğu merhameti ispat edecek kelimeler yer almaktadır. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden kullarım. Allahu akbar. Ve bunun hemen akabinde, bu tatlı ve merhamet yüklü sözlerin hemen arkasından vallahu mevlakum. Allah sizin mevlanızdır. Sizin yardımcınızdır. Sizin dostunuzdur. Dostluğun ispatlanması adına büyük bir ikazda bulunacaktır. Kendisini sevenleri, kendisinin sevdiklerini elem verici bir azaba sürüklenmemeleri için alemlerin Rabbi olan Allah nasihat etmektedir. Bütün kelimeler adına, yeryüzünde yaratılmış bütün eşya adına, sayısı adına alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun Allah'a ki Allah bizim gibi aciz, bizim gibi fakir, bizim gibi eksik olan Adem oğlunu muhatap alarak ona ikazda bulunmuştur.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbimiz, ey iman edenler, hem kendinizi hem de ehlinizi cehennem ateşinden koruyun diye buyurmaktadır. Aziz dostlarım, ne olur gözlerinizi yaşadığımız şu dünyaya çevirin. Kibrinden ve asiliğinden dolayı aziz ve celil olan Allah'ı kendine hasım kabul etmiş, kudret sahibine savaş açmış, hüküm sahibinin otoritesini kabul etmemiş şeytan ve dostları, yine alemlerin Rabbi, alemlerin meliki, alemlerin ilahıyla girdikleri savaşta Allah'tan intikam almak için, bunun altını çiziyorum kardeşlerim, Allah ile girdikleri savaşta alemlerin Rabbi olan Allah'tan intikam almak için hain gözlerini mümin erkek ve mümin kadınların evlerine çevirmişlerdir. Müslümanlar yaşadıkları binalarda temiz kalmasınlar diye alemlerin Rabbi olan Allah'ı hasım kabul edenler, ne kadar pislikleri varsa müminlerin evlerine doğru yöneltmişlerdir. Çok acı bir şey değil mi kardeşler? Bunun tek bir sebebi vardır. Müslümanlar yaratılış gayesini unutsunlar. Müslümanlar İslam ahkamından uzaklaşsınlar. Allah'ın hükümlerinden karış karış uzaklaşsınlar. İslam edebinden sıyrılsınlar. Değerlerini yitirip saflıklarını kaybetsinler diye hem maddi hem de manevi ne kadar silahları varsa müminlerin hanelerine doğru uzatmışlardır. Kimi zaman en gelişmiş silahlarını, uçaklarını, füzelerini, tanklarını mümin erkek ve mümin kadınların evlerinin çatılarını yıkmak için, o evlerin içerisinde Müslümanları yok etmek için kullanmışlardır. Tıpkı Filistin'de, Suriye'de, Arakan'da ve Afganistan'da olduğu gibi. Kimi zamanda edebiyat adı altında, siyaset adı altında, internet, radyo, televizyon aracılığıyla Müslümanların evlerinde Müslümanların değerlerini kaybetsinler diye büyük bir savaş açmışlardır. Ülkemizde ve benzer ülkelerde olduğu gibi. Bunun tek bir sebebi var kardeşler. Müslümanların üzerine bomba yağmasının tek bir sebebi var. Müslümanların evlerinin içerisine manevi savaşların, manevi kılıçların, manevi silahların doğrulmasının tek bir sebebi var. İblis ve avaneleri, iblis ve dostları savaşını Müslümanlar ile değil Allah ile yapmaktadırlar. Aslında paslı kılıçlarını alemlerin Rabbi olan Allah'a uzatmışlardır. Hatırlayın ne olur? Allah Subhanahu ve Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman orada bulunan bütün meleklere ve canlı varlıklara Adem'e secde emrini verdiğinde melekler kayıtsız ve şartsız alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözüne itaat ederken orada bulunanlardan biri iblis buna asi çıktı. Allah en iyi bildiği halde, niyetinin ne olduğunu bildiği halde ortaya çıkartmak, şahit göstermek için benim sana emrime karşı gelmene sebep nedir diye sorduğunda bakın iblis dedi ki "Kale ene hayrun minhu." Allahu ekber. Dedi ki ben ondan daha hayırlıyım. Ben ondan daha hayırlıyım. Ve bu delili kullanma adına, kendini haklı çıkarma adına yanlış bir istinbata koştu. Dedi ki beni ateşten, onu ise çamurdan yarattı. Allah Subhanahu ve Teala katında büyüklenmenin olmayacağını göstermek için onu kovmayı murad ettiğinde iblis tekrar Allah'a yöneldi. Kıyamete kadar bana mühlet ver. Şimdi ne olur dikkat edin. Kıyamete kadar bana mühlet ver. Kale febima agveyteni.
Dedi ki beni azdırmana karşılık, Allahu Akbar, la havle ve la kuvvete illa billah, beni azdırmana karşılık, beni saptırmana karşılık, eğer sen bana Adem'e secde etmeyi emretmeseydin, sen böyle bir emir telakki etmeseydin, ben senin katında bulunmuş olduğum konumda kalmaya devam edecektim. Ama sen beni azdırdın, sen beni doğru yolundan kaydırdın diyerek Allah'a hasım olduğunun işaretini gösterdi kardeşler. Kale febime eğveyteni, beni azdırmana karşılık, saptırmana karşılık. Peki ne yapacaksın? Andolsun ki senin dost doğru yolun üzerine oturacağım. Allahu Ekber. Şeytan, iblis ve dostları nerededir diye sorarsanız, kardeşlerim gözleriniz biraneleri aramasın. Gözleriniz diskotekleri aramasın. Gözleriniz şu sokağın başında bulunan kıraathaneleri, kahvaneleri aramasın. İblisin ve dostlarının bulunduğu yer sırat-ı müstakimdir. Allah'ın dost doğru yoludur. Sebep, andolsun ki onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yaklaşacağım ve sen pek az şükredici bulacaksın. Allahu Ekber. Sen pek az şükredici bulacaksın. Şimdi anladınız mı aziz dostlarım? Yani meydan okuma Adem oğluna değil. İblisin ve dostlarının meydan okuyuşu aziz ve celil olan Allah'adır. Bundan dolayı da başta mümin erkek ve mümin kadınlar olmak üzere Müslümanların en acizinin yoluna çıkacaklar. Müslümanların evlerinin en maneviyatı az olanların yanına gidecekler. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yaklaşacaklar. Müslümanları iman ettikten sonra küfre sürükleyecekler. Akabinde cehenneme atacaklar. Sebebi ne aziz dostum? Şu Bayrampaşa'yı komple cehenneme atsalar ne olacak? Bütün belde ahalisi cehenneme girse ne olacak? Yeryüzü el birliği yapıp cehennem ateşine hep beraber seri bir şekilde koşsalar ne olacak? Hanesine ne yazılacak iblis ve dostlarının? Boynuna kim madalya koyacak? Tek bir sebebi var. Tek bir sebebi var. O sebep de alemlerin Rabbi olan Allah'la girdikleri savaştan Allah'a intikam duygusunu göstermek. Allahu Ekber. Girdikleri savaşın sonunda zafer naraları atmak için Müslüman erkek ve Müslüman kadınlara yanaşmaktadırlar. İşte İslam coğrafyalarımızda, başta Filistin, Suriye, Afganistan, Çeçenistan, hangi diyarı sayarsanız yayın, sayın, ölümlerin, gözyaşların, tecavüzlerin, intikamların, yerüstü ve yer altı kaynakların ele geçirilmesinin bir sebebi vardır aziz dostlar. Ne biliyor musunuz? İsyan eden bir ümmeti inşa etmeye çalışıyorlar. İsyan eden, ne olur, altını çiziyorum, ne olur, İsyan eden, asi olan ve dudakların arasından Allah'ım biz sana iman ettik, biz seni sevdik, Resulünü sevdik, getirdiğin Kur'an'a tabi olduk, namaz kıldık, Müslüman erkek ve Müslüman kadınlara sahip çıktık, ama sen bize sahip çıkmıyorsun, senin bu işi görmene rağmen bize arka çıkmadığından dolayı da dikkat edin, biz kurtuluşu senden uzaklaşmaktan alıyoruz diyen dudaklar çıksın diye bu İslam beldelerinden şu an uğraşıyorlar. Aciz bir toplum, isyan eden bir toplum, asi olan bir toplum çıksın diye mücadele ediyorlar. Sebep, haşa ve kella, haşa ve kella, Allah'a acı vermeye çalışıyorlar kendilerince. Ah şapşallar. Allah'tan sözde intikam almaya çalışıyorlar. Gördün mü ey alemlerin Rabbi, nasıl da az şükredici buldun. İsyan edenler ne kadar fazla oldu. İslam beldelerinde dör dercesine, İslam beldelerinin üzerine saldırıyorlar şu an. Gördünüz mü şimdi evleriniz içerisine neden dünya hayatının süsü girdi? Neden perdelerin en cafcaflısı girdi? Neden koltukların en kalitelisi girdi? Mümin erkek ve mümin kadınlar açken, susuzken, muzdaripken neden sefanın içerisinde yüzüyoruz biliyor musunuz? Çünkü şu an bu beldelerin içerisinde, bu mescidin içerisinde, senin ve benim evimin içerisinde nankörlük edecek bir kalbin çıkması için mücadele veriyorlar.
Şükretmeyen dillerin sayısı çoğalsın diye mücadele ediyorlar. Gördün mü ey alemlerin Rabbi? Ne kadar da az şükredeninin var dedirtmek için mümin erkek ve mümin kadınlara sağlarından yanaşıyorlar. Peki şimdi soracaksınız değil mi? Peki biz şeytan ve dostları, iblis ve avaneleri Allah'a böyle hasım kesilmişlerken, alemlerin Rabbi olan Allah'tan intikam almaya çalışırlarken, peki biz ne yapalım? Kardeşlerim, özellikle bekar olan erkek kardeşlerime sesleniyorum. Öncelikle 4 kişiye sesleneceğiz bu akşam. Bunlardan birincisi bekar olan erkek kardeşlerime sesleniyorum. Eğer sesim ulaşacaksa bekar olan kız kardeşlerime sesleniyorum. Ne olur bir abiniz olarak, bir kardeşiniz olarak rica ediyorum. Hislerinize göre, heva ve heveslerinize göre kendinize bir eş seçmeyin. Ne olur sizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kurtaracak bir eşi seçin. İster lal olsun, ister ama olsun, ister yan bassın, ister kilolu olsun, ister boyu kısa olsun, fiziği sana uymasın. Ama senin evinin içerisinde senin cehenneme girmemen için mücadele eden bir eşi seç ne olur. Ne olur aziz dostum. Şeytanı ve dostlarını sevindirecek bir ev kurma. Allah'ın razı olacağı bir evi kurmak için mücadele et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir gün Sa'd isminde bir sahabe geldi. Dedi ki ya Resulallah, insanlar siyah tenli olduğundan dolayı, zenci olduklarından dolayı cehennem ateşine girer mi dediler ya Resulallah. Nasıl bir soru bu kardeşim ya? Yüreğini nasıl bir laf yaktı da sen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir soru sordun? Yahu kimse teninin renginden dolayı cennete giremeyeceği gibi hangi insan teninin renginden dolayı, ırkından dolayı, dilinden dolayı cehennem ateşine girebilir ki aziz dostum? Resulullah şaşırdı. Dedi ki hayır, insanlar tenlerinden dolayı cehennem ateşine girmezler. Dedi ki ama ya Resulallah öyle değil ki. Müslümanlar bana iltifat etmiyorlar. Beni Müslümanlar evlendirmiyorlar deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbi incinir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi burkulur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o genci anlamaya çalışır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gencin içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için bir evin adresini gösterir ve ona git benden selam söyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sana selamı var. Senin de bir bakire kızın varmış. Onunla nikahlaman için Peygamber aleyhissalatü vesselam emir buyurdu. Genç sevinçle o gösterilen adrese gider. Kapı açılır. Genç Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin selamını verir. Ondan sonra niyetinden bahseder. Yalnız baba herhalde bir anda kalbi perdelenir. Bir anda belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir selamın gelmediğini düşünür. Genci önce azarlar, kızar, sonra suratına kapıyı kapatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanından dik bir şekilde çıkan genç, boynu bükük bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gider. Yalnız evin içinde bir bayan vardır, bakire bir bayan vardır. Babasına döner der ki, ey babacığım, yapmış olduğun işten dolayı Allah'ın seni ikaz etmek için bir ayet indirmesinden korkmadın mı? Allahu Ekber. Ya Allah şu an senin üzerine bir ayet indirirse, ya Allah seni tedip ederse, ya Allah seni cehennem azabıyla tehdit ederse, seni kınarsa. Adam bir anda afalladı, kendine geldi, toparladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koştu. Dedi ki ya Resulallah, kızımı selam gönderdiğin gence veriyorum, onu nikahla dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü güldü. O Sa'd ile, siyahi adam ile o kızı nikahladı. Sonra Sa'd'a döndü, dedi ki ey Sa'd, şimdi evinin eşyalarını düzmek için şöyle bir çarşıya çık. Resulullah bilmiyor muydu? Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de o sıra aklına gelmedi mi? Acaba önemli bir mevzu vardı da Peygamber aleyhisselam düşünemedi mi? Sa'd'ın elinde evinde hiçbir şey yoktu ki evine eşya alsın. Önce Ebu Bekir radıyallahu anh'a gitti. Dedi ki ya Ebu Bekir, ben iffetimi namusumu korumak için evleneceğim, bana yardım et.
Ebu Bekir radıyallahu anh biraz çıkartıverdi. Nereye gitti biliyor musunuz? Ömer bin Hattab'a gitti. Dedi ki ey Ömer, Ebu Bekir şu kadar verdi, sen ne kadar veriyorsun? Biliyordu ki onlar annelerinden doğduğu günden beri Allah yolunda yarışmak için gayret göstereceklerdi. Ömer bin Hattab dedi ki ben de bu kadar veriyorum. Sonra Osman'a, sonra sahabenin büyüklerine gitti de fakir olarak girdiği çarşıdan zengin bir Sa'd olarak çıktı. Yalnız dikkat edin kardeşler. Evinin eşyalarını almak için çarşıya girdiğinde bir münadinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cihad ilan ettiğini söyler. Allahu Ekber. Bir anda tereddüt eder. Evin eşyaları mı? Düğün masrafları mı? Yoksa Allah yolunda cihad mı? Cihada hazırlık mı? Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kime kefil olduysa, kime arka çıktıysa, hiç kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güvenini sarsmamıştı ya, Sad da sarsmayacak. Duracak, diyecek ki kız zaten elimde. Garanti. Ben Allah yolunda cihad etmeyi tercih ediyorum diyerek kılıç, mızrak, kendisine savaş malzemesi olacak eşyaları satın almaya gider. Ve bir rivayette şöyle geçiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evinin önüne gelir, atını şaha kaldırır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıkar, bakar, yüzü peçeli bir adam, tanıyamaz ama der ki bu Sad'ın kılıç sallamasına benziyor. Savaş başlar, savaş neticelenir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herkesin içerisinde Sad'ı arar. Sad'ı şehit olmuşların arasında görür. Şimdi ne olur dikkatinizi buraya çekin kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mücahitleri çağırır. Şu kılıcı, şu kını, şu atı Sad'ın hanımına götürün der. Sonra babasına da selam söyleyin. Sen kızını Sad'a layık görmedin ama Allah cennette hurileri Sad'a layık gördü de. Allahu Ekber. Şimdi aziz dostum, sen saliha bir kadın istiyorsan Allah'a teslim olma adına, davet ve cihada kendini feda etme adına Sad'ın adımlarını takip et. Eğer sen Sad gibi bir cengaver ve yiğidi istiyor isen de sen de o hikayenin içerisinde anlatılan o saliha kadının itaatine bürün. Ahlakına ve edebine bürünmeye çalış. Peki bizler evlerimizi kurduğumuzda hayatımız içerisindeki hep takva üzere mi gidecek? Beklediğimiz ve arzuladığımız, kadının sürekli itaat ettiği, erkeğin sürekli itaat ettiği, kimsenin serzeniş etmediği bir ortam mı? Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Tabi'in döneminde İmran bin Hattan isminde bir adam varmış. Mümin bir adam. İmran bin Hattan. Yalnız bu adamın bir özelliği varmış. Çok agresif biriymiş. Geçimsiz bir kişi. Ne evinde geçim var, ne çarşıda ne pazarda. Bir gün Müslümanların yanına geliyor, evlenmek istediğini söylüyor. Müslümanlar diyorlar ki eyvah, İmran'ı hangi kadın bulacağız ki? Hangi kadın İmran'a sabredebilir ki? Kadına yazık, çok kısa bir süre sonra dul kalacak diye düşünürler ve saliha bir kadını İmran bin Hattan ile evlendirirler. Günler geçer, haftalar geçer, aylar geçer. İmran bin Hattan'ın geçimsizliğinde bir değişim yoktur. Aynı adamdır. Ama bir fark var. Ne? Evinin içerisinden bekledikleri şikayeti bulamıyorlar. Allahu Ekber. Yani kadın çoktan serzeniş yapması gerekiyordu. Yalnız böyle bir serzeniş yapmayınca İmran'ın yanına giderler. Derler ki ey İmran, sen geçimsiz bir adamsın, kavgacı bir adamsın. Ama nasıl oluyor da senin evinin içindeki bayan kadın senden şikayette bulunmuyor? Doğru söylüyorsunuz diyor, hanımının yanına gidiyor. Diyor ki ey hanım, ben geçimsiz bir adamım diyor. Ama benim gibi bir adama sabrettiğinden dolayı alemlerin Rabbi olan Allah'a diyor hamd ediyorum diyor. Bana böyle bir kadın verdiği için, benim geçimsizliğimi katlanıp sabrettiği için ben diyor Allah'a hamd ediyorum diyor. Kadın dönüyor, ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Ben diyor anne ve babamdan iki zıt ahlaka sahip insanlar evlendiğinde cennete gidecekler diye duydum diyor. Nasıl olur diyor. İki zıt ahlaka sahip olan iki insanın cennet için bir araya getirildiğini duydum deyince nasıl olur diyor bu. Bey diyor, dikkat etmedin mi diyor.
Ben senin gibi diyor geçimsiz bir adama sabrederek Allah'a itaat duygumu geliştirdim. Sabrımı ispatladım. Sen de benim gibi sabırlı bir kadını şükrederek o şükür yönünü geliştirdin. Sabredenlerin ve şükredenlerin cennete gireceğini ben biliyorum diyor. Allahu Ekber. O yüzden aziz dostum, takva sahibi olacağız. Mümin evleri inşa etmek için gayret göstereceğiz. Ancak evimizin içindeki problemleri problem çıkartarak çözmeyeceğiz. Sabrederek, sabırda yarışarak, eşimizin ister bayan olsun, bayan tarafından bakarsak erkek olsun, göstermiş olduğu yanlış davranışlara katlanarak sabredeceğiz. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın o kadının veya o adamın elinden evimizin içerisinden büyük bir nimetin çıkmasına vesile olmasını Allah'tan umacağız kardeşlerim. İkinci seslenişim ve özellikle şunun altını çiziyorum, özür dilerim. Biz takva sahibi evler kuracağız ki alemlerin Rabbi olan Allah'a paslı kılıçlarını uzatmış düşmanların belini kıracak büyük bir darbe vuracağız. Şu an onlar takva sahibi olan insanların evlerine asla tahammül gösteremiyorlar. Evleri içerisinde zikredenlere, evleri içerisinde sabredenlere, evleri içerisinde davet çalışması yapanlara, evleri içerisinde cihada insan hazırlayanlara asla tahammül gösteremiyorlar. Bakın Suriye'yi yerle bir ettiler. Yerle bir ettiler. Taş üstüne taş bırakmıyorlar. Yalnız geçen bir video izledim. Dedim ki Allah'a hamdolsun. Bu görüntü, kim bu görüntüyü çektiyse, niyeti neyse bilmiyorum. Ama Allah niyetini halis bir konuma çıkarsın. 3 dakikalık bir görüntü. 9 veya 10 yaşlarında bir çocuk. Küfrün belini bükecek şu sözleri söyledi. Dedi ki başımıza ne kadar musibet geldiyse hepsi Allah'ın kaza ve kaderindendir. Allahu Ekber. Biz ona teslim olduk dedi. Ve bakın şu sözü söyledi. Ey dedi Beşşar ve ey onların avaneleri, onların dostları ve yardımcıları, yalakaları affedersiniz. Hepiniz dedi şu terliğimin, ayağımın altındasınız. Allahu Ekber. Bu söz var ya Yahudi ve Hristiyanlara, bu söz var ya iblis ve dostlarına vurulacak en büyük darbedir. Ne olur böyle bir evi inşa etme adına takva sahipleri senin ilk tercihin olsun. İkinci seslenişim anne ve babalara. Ne olur anne ve babalar, mümin anne ve babalar, mümin evin inşası için saçlarını tırnaklarını yolan anne ve babalar, o evi inşa edene kadar birçok zorluğu yaşadınız ve o evin içerisinde çocuklarınızı, evlatlarınızı şeytan ve dostlarına terk etmeyin. Ne olur Yahudi ve Hristiyanları sevindirecek, iblisi memnun edecek bir oyunun içerisinde çocuklarınızı terk etmeyin. Ne olur. Özellikle ayet, ey iman edenler, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden hem kendinizi hem de ehlinizi koruyun derken Allah öncelikle müfessirlerin ifadesiyle erkeklere seslendi. Ey babalar, önce takva zırhını siz giyeceksiniz. Sonra hanımınıza giydireceksiniz. Sonra çocuklarınıza giydireceksiniz. En büyük mesuliyet önce size aittir. Ama annelerin payı da çok büyüktür. Tıpkı Medine'de Ensarlı Sümeyra radıyallahu anha gibi. Hatırlayın tekrar kardeşlerim. O saliha kadını hatırlayın. İslam Medine'ye ulaştığı zaman kalbine iman giren 50 yaşlarındaki Sümeyra radıyallahu anhayı hatırlayın. Muhacir kadınlarına gitti ve dedi ki bana Peygamber aleyhissalatu vesselamın Mekke dönemini öğretmeniz kaydı şartıyla ben evlerinizde temizlik yapmak istiyorum. Çamaşırlarınızı yıkayacağım, evlerinizi süpüreceğim, yemeklerinizi yapacağım ama buna karşılık bana Peygamber aleyhissalatu vesselamın Mekke dönemini öğreteceksiniz. Muhacir kadınları kabul ettiler. Var mı böyle anneler? Var mı böyle bayanlar? Var mı kızlarını bu yola doğru yürütenler? Muhacir kadınları kabul ettiler. O kadın
gündüzleri muhacir kadınlarının talebesi oldu. Akşamleyin gitti, 3 oğluna ve kocasına muallimlik yaptı. Dikkat edin, gündüz Allah ve Resulünü sevdi, gece Allah ve Resulünün sevgisini çocuklarının ve kocasının kalbine soktu. Gündüz Allah ve Resulünün düşmanlarını öğrendi, akşamleyin Allah ve Resulünün düşmanlarına nasıl buğz edilmesi gerektiğini yavrularına ve kocasına öğretti. İspatı Bedir sabahıdır kardeşler. Bedir sabahı. Bedir sabahında 3 genç, bu 3 çocuk belki yaşları 12, 13, 14 yaşlarındadır. Belki daha ergenlik çağına ulaşmamışlardır. Bu 3 genç simaları birbirinden farklı ama yürekleri aynı atan 3 genç. Üçü de kurduğu kompleyi kardeşlerine söylemeyen 3 genç. Abdurrahman bin Avf'ı buluyorlar. Tek tek birbirlerinden gizlenerek, saklanarak, aman ha komploları ortaya çıkmasın diye, faziletleri ortaya çıkmasın diye, o ameli onlar gerçekleştirme adına birbirlerine haber vermeyerek Abdurrahman bin Avf'a gittiler. Ey amca dediler. Şu insanlar içerisinde, şu kafirler içerisinde Ebu Cehil hangisidir dediler. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir sabahı bizi mücahitlerle beraber katarsa Allah ve Resulünün düşmanı olan Ebu Cehil'i öldürmek için yemin ettik. Allahu Ekber. Üçünün de gizli gizli, saklı saklı Abdurrahman bin Affa sorduğu soru buydu kardeşler. Allah ve Resulüne düşmanlık yapan adamın kellesini uçurmak için biz Allah'a yemin ettik. Abdurrahman bin Avf eliyle Ebu Cehil'i gösterdi. Daha parmağı havadan yere inmeden çocukların üçü de mızrak gibi Ebu Cehil'in göğsüne saplandı elhamdülillah. Avf radıyallahu anh şehit oldu. Gençlerden biri. İkisi gazi oldu. Annesinin evlerine geldiler. Ama şunu çok iyi biliyorlardı. Düşman var olduğu müddetçe bu savaş bitmeyecek. Allah ve Resulüne kılıçlar uzandığı müddetçe canlar verilmeye devam edecek. Bunun ispatı da Uhud savaşıdır. Uhud'un sabahında gerçek siyer dersi nasıl olurmuşu Sümeyra radıyallahu anha bize tekrar gösterdi. Başta 2 oğlunu, yanlarına babalarını, yanlarına da dedelerini aldı. O 4 yiğide şu sözleri söyledi. Allah'a yemin ederim ki Uhud savaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir yara isabet eder de siz sağ salim gelirseniz sizi bu kapıdan içeri sokmayacağım. Allahu Ekber. Sizi bu eve almayacağım. Öleceksiniz. Parmaklarınız kopacak. Uzuvlarınız kopacak. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi koruyacaksınız. Nitekim de bunu yaptılar. 4 yiğit bedeniyle, kanlarıyla, terleriyle, güçleriyle, her şeyleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i koruma adına mücadele ettiler ve neticede şehit oldular elhamdülillah. O yüzden annelerin çok işi vardır kardeşler. Annelerin çok işi vardır. Ve üçüncü seslenişim kardeşlerim. Evinin içerisinde akıl bali olan kardeşlerime sesleniyorum. Yaşları 13 olabilir. 14 olabilir. Ne olur anne ve babanızın ayaklarının istikametten kaydığına şahit olursanız sizi dinlemezler korkusuyla hakkı gizlemeyin. Karşılarına çıkın. Yapma anne deyin. Allah görüyor deyin. Yapma baba. Hakikat senin yaptığın değildir deyin. Ve vallahi de oğluma nasihatimdir. Oğlum Abdullah ve Abdurrahman'a vasiyetimdir. Ne zaman ki benim ve annelerinin haktan uzaklaştıklarına şahit olurlarsa yakalarımıza yapışsınlar, desinler ki vallahi siz hakkı terk ettiniz. Desinler ki siz doğruyu terk ettiniz. Desinler ki siz şeytanın nefsinin ve onların dostlarının yoluna uydunuz. Bütün hakkım helaldir. Beni cehennem ateşinden korumak için yakıtı insanlar ve taşlar olan, bırakın insanları kardeşim, taşları eriten bir ateşten bahsediyor Allah. Beni bu ateşten kurtarma adına oğlum ergenlik çağına ulaşmasa da
bulhu çağına ermese de hakikati bildiği oranda, doğruyu bildiği oranda yakama yapışmakla mesuldür. Vallahi kıyamet gününde Allah'tan şikayetçi olacağım kendileri hakkında. Eğer ben hakikatten saparsam. Tıpkı Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde, ki Ömer bin Hattab gecelerine Müslüman erkek ve Müslüman kadınlar nasıl geçiriyor, hangi hal içerisindedir deyip gecelerini o dinlenmeye, yatağa artık terk etmiş bir kişi. Bir gün yorgunluktan dolayı bir duvara yaslanır, bir kadınla bir genç kızın konuşmasına şahit olur. Kadın sütün içerisine su koymaya çalışır. Kız da yapma anne der. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu an bunu yasakladı. Kadın saftır. Şeytan sağdan yaklaşmıştır. Ah be kızım der. Müminlerin emiri bizi nereden görecek ki bizi bu anlamda cezalandıracak deyince kız der ki ey anne, Allah görüyor yetmez mi? Allahu Ekber. Allah görüyor yetmez mi? Ve Ömer bin Hattab çocuklarından biriyle bu kızı evlendirir elhamdülillah. Bir rivayete göre Ömer bin Abdülaziz'in bu kızın torunlarından biri olduğu söylenir elhamdülillah. Ne olur genç kızlar, genç erkekler, anne ve babalarımız bizi dinlemez deyip hakikatin üstünü örtmeyin. Cehennem ateşine mümin evleri terk etmemeniz için sorumluluk sizin de ellerinizin arasındadır. Ne olur bunları unutmayın. Dördüncü seslenişim, sorumluluk sahibi olan alimler, davetçiler ve idarecileredir. Ben sorumluluk sahibi denilince aklıma en fazla Ömer bin Hattab radıyallahu anh geliyor. Kendisinin halifeliği döneminde İslam beldesinde çok büyük bir kuraklık yaşanıyor. Öyle bir kuraklık ki vahşi hayvanlar çölleri terk edip Medine'ye, şehrin içerisine giriyorlar. Bir taraftan da Bedeviler çölleri terk etmişler. Hani müminler bize yardım ederler diye, Beytül Mal'dan bize biraz pay ayrılır diye Bedeviler çadırlarını terk etmişler, Medine'ye giriyor. Ömer bin Hattab bu halleri görünce sahabenin ifadesidir kardeşler. Aha şu üzerimdeki koyu renkli bir tene kavuşur. Sahabe diyor ki biz Ömer bin Hattab'ı gördüğümüzde tanıyamıyorduk diyor. Öyle zayıfladı, yüzü öyle bir siyahlaşmaya başladı ki biz diyor müminlerin emirini tanımaz olduk diyor. Şimdi bakın faziletini ortaya çıkartacak. Sorumluluk sahibi bir adam nasıl olması gerekiri öğretecek bir olayla karşılaşırız. O sıra bu kıtlık yaşanırken bir deveyi Müslümanlara dağıtmak için keserler. En güzel tarafını da Ömer bin Hattab yesin diye pişirirler. O koca halifenin önüne koyarlar. Ömer bin Hattab önündeki yiyeceğe bakar ve der ki bu nedir? Derler ki ey müminlerin emiri, fakirlere dağıtmak için bir deve kestik, onun en güzel payını da sana ayırdık. Ah ah! İnsanı ne kadar mutlu edecek bir şey değil mi? Sizin önünüze konulsa iltifattan geçemezsiniz değil mi? Benim önüme konsa gözümü kapatarak yerim değil mi? Hazreti Ömer dönüyor diyor ki ben diyor bunu yersem, Müslümanlar açlıktan, Müslümanlar susuzluktan, kıtlıktan ölürken ben diyor bunu yersem ne kadar diyor kötü bir iş yapmış olurum diyor. Bana diyor yiyeceğimi getirin, bunu da diyor önümden kaldırın. Sence Serkan abi Ömer bin Hattab'ın yiyeceği nedir? Süt müdür? Bal şerbeti midir? Çoktan onları kendisine yasakladı. Müslümanların yüzü gülüp hayata kavuşana kadar kendisine onları yasakladı Ömer bin Hattab. İsa önüne ne koyuyorlar biliyor musunuz? Biraz kuru ekmek, birkaç damla da zeytinyağı. Aynen şöyle geçiyor. Diyor ki aldı diyor ekmekleri ufaladı. Üzerine de biraz zeytinyağı döktü. Elini tam uzatacaktı. Ne olur buraya dikkat edin. Elini diyor tam uzatacaktı. Birkaç saniye diyor durdu. Düşündü. Sonra doğruldu. Hizmetlisini çağırdı. Dedi ki şu yiyeceği alın. Ne olur dikkat edin kardeşler. Şu yiyeceği alın. Falanca mahallede bulunan fakir aileye götürün.
Allahu Ekber. Falanca mahallede bulunan fakir bir aileye götürün. Ne diyor biliyor musunuz? Düşünüyorum ki 3 gündür kendilerini ziyaret etmediğimden dolayı aç olabilirler. Peki ben şimdi sana bir şey sorayım kardeşim. Ömer bin Hattab'ın o deve etini gönderdikten sonra önüne koyduğu o birkaç kırıntı ve zeytinyağı, onu da fakire gönderdi ya, sence o hangi öğündü biliyor musun? İftar yapacağı saatti. Birkaç gündür hiçbir şey yemeden ve içmeden oruç tutmuştu. Dikkat et. İftar yapacağı yemek mi denir ona ben bilmiyorum da, yemeği falanca mahallede bulunan fakirler yesin diye götürdü. Sonra ne oldu biliyor musun kardeşim? Tekrar oruca niyetlendi. İftar yapmadan oruca niyetlendi. Sonra yatsı namazını kıldırmak için mescide gitti. Namaz kıldırdı. Diyorlar ki Ömer bin Hattab bir kenara çekildi ve şöyle dua etti. Allah'ım, Muhammed ümmetinin elimin altında helak olmasını nasip etme. Benim elimde helak olmasınlar. Benim elimde kıtlıktan, açlıktan, kuraklıktan ölmesinler de bana neyi gösteriyorsan göster dercesine bir şeydir kardeşim. Sonra mescitten çıktı. Dikkat edin şimdi. Günlerce aç, susuz, oruç tutuyor. Hayvanına binecek, evine mi gidecek? Kesinlikle hayır. Ya siz böyle bir adamı eve sokabilir misiniz aziz dostum? Sen onu Yusuf mu zannediyorsun? Sen onu Siraç abi mi zannediyorsun? Kendini ümmete adamış bir adamdır Ömer bin Hattab. Sorumluluğun ete, kana, sinire, tere, ne derseniz derin bürünmüş bir adamdır Ömer bin Hattab. Hayvanına binecek, ihtiyaç sahiplerinin hallerini görmek için sokak sokak dolaşacak. Şimdi manzaraya ne olur dikkat et. Hayvanına doğru yaklaşıyor. Bakıyor ki hayvanı pislemiş. Yere pislemiş. Sizce hizmetlerini mi çağıracak? Yahu bu hayvan buraya nasıl pisledi diye serzenişten bulunacak. Hayır. Hayvana dönecek ve şu sözleri söyleyecek. Sen ha diyecek. Müslümanlar açlıktan ölürken, Müslümanlara kuraklık ve kıtlık isabet etmişken sen diyecek arpa yiyeceksin. Çünkü pisliğinde arpaya rastlamıştı. Sen arpa yiyeceksin. Allah'a yemin olsun ki Müslümanların yüzü gülüp hayat sahibi olana kadar asla sana binmeyeceğim dedi. Allahu Ekber. Asla binmeyeceğim. Ondan da uzaklaştı. Sonra ertesi gün kendisine biraz yiyecek sunuldu da, ne olur buraya da dikkat et aziz dostum. O yine biraz kırıntı, biraz zeytinyağı Ömer bin Hattab'ın önüne koydular. Yalnız bu sefer sofrasında bir bedevi adam vardı. Adam öyle bir acıkmış ki sofrada, tabakta ne varsa hepsini süpürdü. Ömer bin Hattab elini dahi uzatamadı. Adama döndü, dedi ki sen herhalde zeytinyağının böyle çeşitlerini bulamıyorsun dedi. Ne dedi zeytinyağının çeşitleri? Ey müminlerin emiri, benim boğazımdan dedi hiç geçmedi ki. Allahu Ekber. Sen bunu Ömer bin Hattab'a diyeceksin ha? Ya adamı felç etsen vallahi bu sözler bu kadar etkili olmaz. Vurduğun darbe Ömer bin Hattab'ı bu derece yere sendeletmez kardeşim. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Dedi ki vallahi Müslümanların yüzü gülüp hayat sahibi olana kadar ben dedi zeytinyağından ve o kuru ekmekten uzaklaşacağım. Allahu Ekber. Sorumluluk budur aziz dostum. Şimdi aziz kardeşlerim, sorumluluk sahibi olan davetçilere sesleniyorum. Sorumluluk sahibi olan alimlere sesleniyorum. Sorumluluk sahibi olduğunu iddia eden idarecilere sesleniyorum. Evet bugün kıtlığımız yok. Bugün karınlarımız tok. Sularımız pek. Ama kalplerimiz aç. Ama maneviyatımıza kıtlık vurdu. O yüzden sadece ve sadece kendi ev hanenin cehennem ateşinden korumak için bir mücadeleye girmeyeceksin. Sokağında, mahallende, İslam beldeleri içerisinde mümin erkek ve mümin kadınların Allah'ın düşmanı, şeytan ve dostları tarafından mağlup edilmemesi için de büyük bir gayretin içerisine gireceksin. Kardeşlerim, sokaklarımızda müesseseler açacağız.
mümin evleri yitirmeme adına davet çalışmalarında bulacağız. Kelle sayısını artırmak, çoğalmak, şan şöhret sahibi olmak için bunların hiçbirini yapmayacağız. Şeytan ve dostlarını girmiş olduğun savaştan mağlup çıkacaksını gösterme adına büyük bir cihadın içerisine gireceğiz. Aziz kardeşlerim, şeytan ve dostlarına bu sokaklarda vurulacak en büyük darbe beklemediği yerden gelecektir. Takva sahiplerinin oluşturduğu çatı şeytan ve dostlarını bir su gibi eritecektir elhamdülillah. Bunun için çalışacağız. Şimdi gün içerisinde 12 saat boyunca mesaide olan kardeşlerime sesleniyorum. Sabah 8'de evden çıkıp akşam 8'e kadar fabrikalarda çalışmak zorunda kalan siz değerli kardeşlerime sesleniyorum. Ve onların adına, sizin adınıza sorumluluk sahibi olan alimlere, davetçilere, terbiye edicilere, bu toplumdan yüz çeviren, bu topluma sırt çeviren, yahu ben artık Müslümanlarla hiçbir ilişkiye girmem, Müslümanlarla beraber olmam, Müslümanlarla beraber çalışmam, Müslümanlarla bugünden itibaren bağımı koparttım diyen alimlere sizin adınıza sesleniyorum. Bu insanlar günün 12 saat boyunca rızkını temin etmek adına çalışmaktalar. Sen de onların evlerindeki ateşi söndürmek için bu sokaklarda çalışmak zorundasın. İlminin, amelinin, bulunmuş olduğun yeteneklerin zekatını ödemek, hakkını vermek için bu sokaklarda çırpınmak zorundasın. Bu ümmete sırt çeviremezsin. Bu Müslümanlara küsemezsin. Her bir hane düştükçe, her bir evi kaybettikçe, her bir hane cehenneme sürüklendikçe vallahi şeytan ve dostları sevinmekte, sen ve ben her geçen gün kaybetmekteyiz. Sokakları ne olur terk etmeyin. Mahallelerinizi terk etmeyin. Kıytırık memuriyetler için il il dolaşmayın. En fazla verecekleri rütbe profesörlüktür. Batsın rütbeleri. Sokağını terk etme. Terk ettiğin sokakta annen ve baban yaşıyor. Terk ettiğin diyarda kardeşlerin seni dört gözle bekliyor. Kıytırık bir memuriyet için sokağını terk etme. Çok daha fazla maaş almak için, sahil kenarlarında oksijeni fazla almak için, yok bilmem kalbur üstü insanlarla beraber zengin semtlerde oturmak için şu varoş mahalleleri terk etme. Terk ettiğin her bir mevzi şeytan ve dostlarının eline düşecektir. Kaybeden sen ve ben, kazanan şeytan ve dostları olacaktır. Hiçbirimizin buna hakkı yoktur aziz dostlarım. Medrese okuyan, ilim tahsil eden, Allah yolunda kendini yetiştiren kim varsa sokaklarına geri dönsünler. Sokaklarına geri dönsünler. Evlerine geri dönsünler. Anne ve babalarının yanlarına geri dönsünler. Onların cehennem ateşine girmemeleri için kendilerini feda etsinler. Allah katında seçilmiş olmak için mücadele edin. Evet aziz dostlarım, Allah-u Teala mümin erkek ve mümin kadınlara şöyle seslendi. Ey iman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten nefsinizi ve ehlinizi koruyunuz. Onun üzerinde görevli iri yarı sert tabiatlı melekler vardır. Bunlar kendilerine verdiği emirlerde Allah'a asla isyan etmezler. Ne emrederse onu yaparlar. İbn Kesir, Allah ona rahmetiyle muamele etsin, bu ayetin içerisinde yer alan, onun üzerinde iri yarı sert tabiatlı melekler vardır kısmını izah ederken İkrimeden şöyle bir rivayet veriyor. Diyor ki, cehennemin ilkleri, bakın dikkat edin kardeşlerim, cehennemin ilkleri, tekrarlayayım mı? Cehennemin ilkleri, ben bir hadis biliyorum, Ebu Hureyre radıyallahu anh
bu hadis aklına geldiğinde, bu hadis dudaklarının arasına geldiğinde ben de onlardan mıyım diyerek yere düşüp bayıldığı bir hadis biliyorum. Kıyamet gününde cehennemin ilk tutuşturucuları, dikkat edin, cehennemin ilk yakıtları alimler, şehitler ve Allah yolunda mallarını infak eden zenginlerdir diyor. Hatırladınız hadisi değil mi? Ebu Hureyre bu hadis ne zaman aklına gelse, konuşmak istese yere düşer bayılırdı. Üzerine su döküp ayıltırlardı. Dikkat edin şimdi kardeşlerim. Cehennemin ilkleri, cehenneme ulaştıklarında cehennemin kapılarında 400 bin bekçiyle karşılaşırlar. Yüzleri simsiyah bu bekçilerin. Dudakları yukarı çekilmiş, bundan dolayı da azı dişleri dışarıya çıkmış. Allah'ın kalplerinden merhameti söküp aldığı kimselerdir diyor. Allahu Ekber. Onlardan birisinin kalbinde zerre miktarında merhamet yoktur. Şimdi ne olur dikkat edin. Onlardan birisinin omuzundan kuş uçurulsa 2 ay uçacak ama hala öbür omuzuna kavuşamayacak. Allahu Ekber. İşte böyle bir cehennem ateşinden ve bekçilerinin böyle tasvir edildiği bir cehennem ateşinden Allah hem sizi hem de ehlinizi korumanızı istiyor. Rabbim hem bizleri hem de bütün mümin erkek ve mümin kadınların evlerini cehennem ateşinden korusun. Ve özellikle de gündemle alakalı olması hasebiyle. Allah-u Teala'nın yeryüzünde size en fazla düşmanlık yapacak olanların müşrikler ve Yahudilerdir dediği bir dönemde. Rabbimizden temennimiz, iblisin kibirde, isyanda ve nankörlükte kardeşi olan, Müslümanlara duydukları kin ve nefretle İblisin kadim dostluğunu kazanmış olan peygamberlere, davetçilere, alimlere ve onların üzerinden adalete karşı her zaman yalın bir şekilde savaşmış olan Yahudi topluluğunun şerrinden Allah-u Teala önce Filistinlilere, ondan sonra yeryüzünde bulunan bütün mümin erkek ve mümin kadınları korusun. Vallahi iblisin savaşı nasıl Allah ileyse, Yahudilerin, İsrailoğullarının savaşı da alemlerin Rabbi olan Allah iledir. Onların derdi Mescid-i Aksa değildir. Onların derdi etrafı mübarek kılınmış Kudüs değildir. Onların derdi mümin erkek ve mümin kadınlar değildir. Onların tek bir derdi vardır. Yeryüzü insanlığını esaret altına alıp, ne olur buranın şimdi altını çiziyorum, özelde de Müslümanları esaret altına alıp alemlerin Rabbi olan Allah'la girdikleri savaşta Allah'tan intikam almaya çalışıyorlar. Zenginlik deseniz onlar da zenginlik. En güzel konumları işgal etme derseniz onlara ait. Refah bir hayat derseniz onlara ait. Peki halen bu mücadelelerin sebebi ne derseniz, Allah'la girdikleri savaşı neticelendirmeye çalışıyorlar. O ahmaklara, şımarıklara, kendini beğenmişlere diyoruz ki vallahi yenileceksiniz. Billahi mağlup olacaksınız. Allah'la girdiğiniz savaşta zaten başta kaybettiniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma salavatı.